Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ruhul Gayb'den 5. sohbet. Dünyanın izahı ve ona iltifat etmemeye teşvik. Olur da eğer görürsen dünyayı ehlinin elinde avucunda, püsüyle püsüyle, bozup dağıtan hüviyetiyle, hilesi ve hurdasıyla, esti mi devirip geçiren rüzgarıyla, zahirine dokunanın yumuşacık zannettiği dikenli batınıyla, dağıtıp bozmada acelesiyle, değeni deyip deyip aldananı, kendisine dost olanlardan uzak duranı, ahd-i misakını bozanı mahfu, perişan etmesiyle görürsen eğer, gelsin gözünün önüne açık bir meydanda, sokak ortasında defi hacet yapan bir insan. Ne kötü bir manzaradır gördüğün değil mi? Ne kötü bir kokudur kokladığın. Bak, çevirdin yüzünü o kerih manzaradan. Bak, tıkadın burnunu o pis kokudan. İşte sen böyle bir tavır içinde ol şu dünyaya karşı. Ne olursun? Gördün mü onu? Çevir yüzünü süsünden püsünden. Lezzet ve şehvetinden çıkan kerih kokuyu duyar duymaz tıkayıver burnunu. Kurtar kendini ondan ve onun afatından. Sana taksim olunan elbette ki ulaşacak sana. Bir de bakmışsın ki sen bambaşka bir sen olmuşsun. Allahu Zülcelal buyurdu Nebiler Nebisi Peygamberimize, Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan bazı zümrelere, sırf kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin sana verdiği nimet hem daha hayırlı ve değerli hem de daha devamlıdır.